Ya şu gluten meselesine bana sorarsanız başlıkta olduğu gibi bir kaşık suda buluşturulan fırtınaya gluten konusunda bir iki şey söylemek istiyorum. Birincisi şu, gluten o kadar korkulacak bir protein değil. Tamam, zaman içinde tahıllarda, buğdayda kalite düşüklüğü olmuş olabilir. Gluten proteininde, gliadinde bir takım değişiklikler olmuş olabilir. Ama yani gluten bu kadar sağlığımızı tehdit eden bir şey mi? O konuda çok emin değilim. Eğer bir çölyak hastalığınız, tanımlanmış bir çölyak hastalığınız varsa elbette gluten kullanmayacaksınız. Çünkü o gluteni sindiremezsiniz, bunu anlarım. Ama bu insanlar toplumda %1 bile değil. Ya da gluten hassasiyetiniz olabilir. Bu da yaklaşık toplumda %5 deniyor. Gluteni kolaylıkla tolere edemiyorsunuzdur. O zaman glutensiz ürün kullanmanız mantıklı olabilir. Ama gluteni tamamen hayatından çıkaracağım diye obsesif bir şekilde glutensiz ürünlere dönmek bana kalırsa çok da sağlıklı bir şey değil. Neden değil? Glutenden çok daha önemli olan başka şeyler var. Eğer siz buğdayı tam buğday olarak, yani içinde ruşeymi, kepeği olan tam buğday olarak ve günde 2-3 dilim tüketirseniz bunda bir problem yok. Eğer gluten enteropatiniz ve gluten intoleransınız yoksa. Dolayısıyla ben glutenin boş bir şehir efsanesi olduğunu düşünüyorum. Naçizane ve hatta şöyle bir şey düşünüyorum. Gıda endüstrisi o kadar akıllı ki glutensiz ürünler diye marketlerde zaten sıra sıra görüyorsunuz. Glutensiz ürünler diye içinde artık mineral olmayan, besleyici bir şey kalmayan, yağ ve şeker oranı yüksek. Bana kalırsa asıl insanı şişmanlatan glutensiz ürünler var. Bu konuda bir histeri yaratmanın çok da doğru olmadığını, eğer glutenle bir problemimiz yoksa bizim bedenimizin gluteni rahatlıkla tolere edebileceğini ve hayatımızın bir parçası olabileceğini düşünüyorum açıkçası.